Günümüz askeri teknolojileri alanında hem yazılım hem de donanım konusunda ulaşılan yeni teknolojiler nedeniyle gelişmiş ülkeler artık limitleri olan insanoğlu yerine neredeyse limitsiz olan makinelerin daha güçlü özelliklerini ön plana çıkarıp kullanmayı amaçlamaktadır. Eski askeri teknolojilerde insanın ve malzemenin dayanabildiği sınır olan 4-5 Mach hız ve insanın çeşitli ilave desteklerle G-Suite gibi dayanabildiği 9G kuvveti limiti bir üstün olarak görülüyordu. Günümüzde özellikle Rusya tarafından yeni geliştirilen Sarmat 2, Şeytan 2 ve Zircon füzeleri sesten 8-9 kat hızlara ulaşmıştır. Bu sistemlerin hızına ve kabiliyetlerine artık bir insanın herhangi bir destek ve yardım olmadan ulaşması mümkün gözükmektedir. Aynı anda yüzlerce uçak, füze, insansız hava aracı ve komuta kontrol merkezlerinin dost veya düşman olarak bulunduğu bir ortamda ve havadan havaya atılan füzelerin uçuştuğu bir alanda bir insanın pilot olarak tüm bu olayları tek başına kontrol ederek olaylara müdahalesi de mümkün görünmemektedir. Artık savaşlar 1. ve 2. Dünya Savaşları'nda yapıldığı gibi onlarca uçağın bir bölgeye taarruzu veya bombardımanı şeklinde de değildir. Devam eden Ukrayna-Rusya Savaşı'nda birkaç yüz kilometre öteden Ukrayna tarafına atılan Neptün füzeleriyle Rusların en güvendiği amiral gemisi Moskova içindeki mühimmatla birlikte Karadeniz'in dibini boyladığı da başka bir olaydır. Artık hiçbir olay imkansız değildir. Yine Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 12 Eylül 2022 tarihinde yaptığı açıklama ile Rusya'nın 200 gündür devam eden savaş boyunca verdiği kayıpları sıralamıştır. Zelenski, yaptığı açıklamasında, ordumuz 200 günde 2000'den fazla düşman tankını, 4500 zırhlı muharebe aracını, 1000'den fazla düşman toplu sistemini, 250 uçak ve 200 helikopteri, 1000'e yakın insansız hava aracını, 15 gemi ve botu, binlerce diğer düşman teçhizatı imha etti, demiştir. Her ne kadar bu sayılar Ruslar tarafından kabul edilmemiş veya doğrulanmamış olsa da sadece havacılık alanında yaşandığı ifade edilen 250 uçak, 200 helikopter, 1000 insansız hava aracı kaybı gerçekten de korkunç büyüklükte bir kayıptır. Bu açıklama veya haberden anlaşılacağı üzere de yaşanan her bir uçak veya helikopter kaybının yanında ayrıca 2 adet de insansız hava aracı düşürülmüştür. Bu açıklama bile artık savaşın çoğunlukla insansız hava araçlarıyla yönetilmeye çalışıldığının açık bir göstergesidir. Her ne kadar uçuş ve silah sistemleri için uçaklarda hem pilot hem de silah sistem operatörü de olsa bu ikilinin anında değişen çoklu hedeflere angaje olmaya, bunlar arasında hedef önceliklerini belirlemeye, aynı savaş ortamını kullanan diğer dost uçakların uçuş mürettebatı ile koordineli görev yapmaya ihtiyacı bulunmaktadır. Bir anda sayısız bilinmezi yönetmesi ve bu kargaşada hem düşmanı bulup yok etmeleri hem de sağ salim geri dönüp bir sonraki benzer göreve tekrar gitmeleri beklenmektedir. Dolayısıyla insansız hava araçlarından farklı olarak insanlı platformları kullanan mürettebatın uçağa vurulsa bile kendilerini sağ kalması başka bir hava aracıyla savaşmaya devam edebilmen için istenen bir zorunluluktur. Bir başka deyişle, insanlı platformlarda hava aracının bekası kadar bu hava aracını kullanan pilotun da hayatta kalması gerekmektedir. Oysa insansız hava araçları için durum çok farklıdır ve savaşın dinamiklerine yeni bir unsur olarak insansız hava araçlarının girmesinin ana nedeni de pilot kaybı sorununu ortadan kaldıracak olması yönündeki beklentidir. Gerçekten de Zelenski'nin açıklamalarında yer alan uçak ve helikopter kayıpları aynı zamanda içinde bulunan pilot mürettebatın kaybı anlamında taşıyordu. Ama insansız hava araçları kayıplarında insansız hava araçları içinde insan unsuru olmadığı için böyle bir durum söz konusu değildi. İşte yaşanan veya yaşanma ihtimali çok büyük olan insan kayıplarını önlemek için artık her ülkenin hava kuvvetleri daha farklı çözüm yolları veya stratejiler geliştirmeye başlamıştır. Bu ülkemiz için de geçerli olmuştur. Bu
TUSAŞ Anka, Bayraktar İnsansız Hava Aracı, Vestel Karayel ve daha birçok insansız hava aracı sisteminin yanında bu sistemlere ait mühimmat ve bomba üretimiyle de bu sistemler geliştirilmiş ve daha etkili hale getirilmiştir. Şimdilik insansız hava araçları standart düşük tehdit ortamlarında bomba bırakma görevlerine devam etmeye, elektronik harp ve istihbarat desteği gibi birçok alanda kullanılmaya devam ederken, gerçekten savaşan insansız hava aracı rolünde görev yapacak insansız hava araçları geliştirme çalışmaları bir başka kulvarda devam etmektedir. Bu çerçevede yapay zeka ile uçan F-16 çalışmasıyla Amerika dikkatleri üzerine çekmiştir. The Defense Advanced Research Project Agency, DARPA, pilot ile uçan F-16 yerine pilotsuz yapay zeka ile uçan F-16 tipine odaklanmış ve insanlı insansız olacak şekilde F-16 uçaklarını simülasyon programları ile karşılıklı olarak Dogfight, it dalışı denemeleri yaparak bu uçakların harekat esnasında birbirlerine olan üstünlüklerini başarılarını test etmeye çalışmıştır. DARPA, 2019 yılında yaptığı açıklamada hiçbir yapay zekanın it dalışında pilotlarını alt edemediğini söylemiştir. Ancak Merlin'de Heron Systems tarafından geliştirilen bir program Amerikan jet pilotunu mağlup etmeyi başarmıştır. Yapay zeka it dalışı simülasyonunda F-16 pilotunu ilk kez mağlup etmiştir. Heron Systems adlı şirket tarafından geliştirilen yapay zeka Fanger Kod adlı F-16 pilotuyla Alpha Dogfight Trails simülasyonunda kozlarını paylaşmıştır. DARPA Stratejik Teknoloji Ofisi'nden Dan Jaworczyk, yapay zekanın pilotların savaş menemelerinden yola çıkarak alternatif taktikler denediğini belirtmiştir. Heron adı verilen yapay zeka programının F-16 planı Bangor ile karşı karşıya geldiği müsabakadan galip ayrılan taraf 5-0'lık skorla Heron olmuştur. Bangor'ın yapay zekaya karşı son roundda sıra dışı hamlelere başvurduğu ancak başarılı olamadığını gördüğünde ayrıca ifade etmiştir. DARPA, yaptığı açıklamalar ile yapay zeka programları sayesinde havadan havaya savaşı otomatikleştirmeyi hedeflediğini de açık bir şekilde belirtmiştir. Ukrayna ve Rusya savaşının sonuçları ile birlikte DARPA tarafında yapılan çalışmaların artık gelecekte makinelerin savaşı olacak şekilde araştırma ve geliştirme çabalarının hızlandığını ve hatta bu konuda ülkemizin de önemli başarılı imza attığını söylemek mümkündür. İnsan kaybı özellikle de yetişmiş pilotların kaybının olası savaşlarda çok daha fazla olacağı değerlendirildiğinde teknolojik gelişmelerin insan yerine insan gibi düşünen, davranan ama insanın yeteneklerinden daha fazlasını yapabilen, ateş altında her zaman daha az hata yapabilen sistemlerin her alanda yükseleceği daha net olarak görülmektedir. Bu konu şoförsüz otomobiller, uzun uzay yolculuklarında insansız uzay araçları ile yapılacak yolculuklar olarak eklenip günümüz insan yaşamını daha kolay, tehlikesiz, kılacak şekilde daha yeni makinelerin geliştirilmesi, daha yeni konular ve araştırma olarak da karşısına çıkması muhtemel alanları da içinde barındırmaktadır.